Duisburg'daki Türkçe Kitap Fuarı büyük ilgi görüyor. Noel tatiline fırsat bilen Türkler fuara akın etti. En büyük istekse bu tip fuarların yılda bir kez değil daha fazla açılması. Duisburg'da bu yıl ziyaretçilere kapılarını 8. kez açan Türkçe Kitap Fuarı yine büyük ilgi gördü. Noel tatilini fırsat bilen Türkler fuara akın etti. Ufak çocukların özellikle hani kültürümüzü herhangi burada bulamayacağı kitaplara yurt dışında böyle bir şey olması gurur verici bir şey. Tabii Duisburg'da böyle bir kitap fuarının olması Türklerin yoğun olarak yaşadığı bölge açısından tabii çok güzel, uygun. Fuarda 150 bine yakın kitap alıcıların beğenisine sunuldu. Türklerin tek isteği bu tip fuarların yılda bir kez değil daha fazla açılması. Bizim için çok güzel. Değerlendiriyoruz. Böyle bir şey olması, senede iki kere olmasını istiyoruz. Tek olduğu için üzgünüz. Senede bir kereden ziyade birkaç defa olmasını isteriz yani. Kitapların yanı sıra CD, kaset ve çeşitli hediyelik eşyaların da sergilendiği fuar 10 Ocağı kadar ziyarete açık kalacak. Coşturdu. Kayseriler Dortmund'da buluştu. Almanya'nın Mülheim kentinde faaliyet gösteren Avrupa Kayseri Kültür ve Dayanışma Derneği gecesine 800 kişi katıldı. Kayseriler yöre sanatçısı Recep Alemdar'ın söylediği şarkılarla canı istedi. Almanya'nın Essen kentinde faaliyet gösteren Bartınılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Albarder tarafından düzenlenen geceye 1800 Bartınlı katıldı. Vazel'deki gecenin Türkiye'den de davetlileri vardı. Gece neşeli bu görüntülerle son Türk hafif müziği grubu Ay Yıldızlar, Priştine Türklerini coşturdu. Geceye Kosova Türkleri ile birlikte Maslahat Güzar Enver Özkan, Kosova Barış Gücü KFOR ana üssünde görevli Tuğgeneral Bahadır Köse ve Türk subaylar katıldı.